Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 4. haftasının 2. videosundayız. İkiz kenar üçgende kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sayfa numarası 40, sağ tarafı 41 ve 42 işleyeceğiz. Ve ikizkenar üçgende bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Bu kısımda ikiz özelliklerinden bahsedeceğiz ve bunların sorularından bahsedeceğiz. Peki bu kısım mı gelir bir önceki videoda kısım mı gelir soru anlamında. Ya genelde ÖSYM bundan önceki videodaki soruları soruyor ama... AYT'de bilgi sorulabileceği için yani bu özelliklerle alakalı sorular karşımıza gelebilir deyip bunları da bilmemiz lazım diyoruz arkadaşlar. O yüzden ikinci özelliğe bakalım ne diyor şimdi. İkiz kenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir diyor. Normalde biz ilk özellikle ne dedik? Tabana ait yükseklik tabanı keş parçaya biliyordu. Ama bu özelliğimiz ne diyor? Eşit kenarlara ait yani kollara ait yükseklikler birbirine eşitmiş. Yani şu AC'ye ait yükseklikle AB'ye ait yükseklik birbirine eşit. Bu nereden geliyor? Tabii ki ispatı üçgende alandan geliyor. Buraya haş diyecek olursak burası A burası A iken bu üçgenin alanı A çarpı baş bölü 2 ya. E hocam aynı üçgenin alanı bu tabana ait yükseklikte tabana A ise yükseklikten olmak zorunda H olmak zorunda. Oradan geliyor hani ispatını bil ki bazen kendinde de çıkartabilirsin. Ama neymiş ikizkenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit ve aynı zamanda şunu da söyleyeceğim. Kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Mesela bu yükseklik ve bu yükseklik kesiyor ya kenara ait yüksekliğin şu kısmının kenara ait yüksekliğin bu kısmına birbirine eşittir. Hatta şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Hatta yükseklik tepe açısına kadar şu parçaya ayırmışsa tepe, yükseklik buradaki yükseklikte tepe açısına kadar bu parçaya ayırır. E ne kaldı arkadaşım? Şu parçayla da şu parça birbirine eşit diyebiliriz. Tamam yüksekler birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları parçalar da birbirine eşit. Bu özellik açı ortay için de geçerlidir. Kollara ait açı ortaylar da birbirine eşit. Yani NB ile NC birbirine eşit ve kendi çapında ayrıldığı yerler de eşit. Şununla şu eşit. Şu parça ile şu parça açı ortay tepe açısına kadar şurayı ayırmışsa burada da burayı ayırır. Buradaki bu parçayla da bu parça birbirine eşit diyeceğiz. Aynı şey yardımcı elemanlardan bir üçüncüsü. Kenar orta için de geçerlidir. Çizilen kenar ortaylar da birbirine eşittir. Yani şu VB ile VC birbirine eşittir. Ve kendi çapında yıttığı yerler. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Zaten buradaki parçalar da birbirine eşit olduğu kenar ortaylıktan dolayı geliyor arkadaşlar. Tamam. Yani bu söylediğimiz şey yükseklik için söylediğim şey diğer yardımcı elemanlar için de geçerli. Ama biz genelde yükseklikle alakalı sorular soruyoruz. ÖSYM'de onunla da alakalı sorular soruyor. Yani sizin en iyi bilmeniz gereken şey şu. Eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşit. Kendi çapında yerler de birbirine eşit oluyor dostum. Hadi bakalım. Şimdi sorusuna bakalım. Örnek 13. Şimdi ABC bir üçgen. Şurada bunlar eşit verilmiş. Bunlar eşit verilmiş. A, burada ne var? Çaktırmadan bir ikizkenarlık kenarlık verilmiş. Bak burası çizgiye çift çizgi. Burası da çizgiye çift çizgi. Öyle her zaman hali hazırda x kenar verilmeyebilir. E x kenar üçgende. Tamam bu yükseklik şöyle. Bu yükseklik çizilmiş ve çizgiye çift çizgiye ayırmışsa. Bu da çizgiye çift çizgiye ayıran yükseklik olmak zorunda değil mi? Çünkü ikizkenar üçgende Eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşit. Kendi çapında yıtlığı yerler de birbirine eşit. E tamam. E o zaman uzam ne oldu? Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda. E burası da 3 oldu. Hatta burası beşgen burası da 5 olur. Sonra 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıktı. Ve bizden BC isteniyor dostlar. BC'yi bulmak için ne yapacağım? BC şu dik üçgende ya da soldaki dik üçgende de diyebilirdik. E buradaki dik üçgende bir kenar 4. Diğer kenar 8. 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 4 kök 5 çıkar. Yani BC'yi de böylelikle 4 kök 5 bulmuş oluruz. Evet cevap 4 kök 5. Geldik örnek 14'e. ABC bir üçgen. Bir de AD ile DB birbirine eşit verilmiş. Hemen eşitliği gösterelim. AD ile DB birbirine eşit verilmiş. 45 derecede verilmiş bana. 6 kök 2 var. X soruluyor bana. Şimdi soruya bakar bakmaz. İstersen X kenarı kullanıp da gidebilirsin. Hocam bu X kenar üçgende şu kola ait bir yükseklik çizilmiş ve şekilde dengesizlik varsa diğer kola ait de yüksekliği biz çizebiliriz diyebilirsiniz. Birinci bu. İkinci mantıkta 45 derece var ya genelde 45'i görünce özel açı mantığını kullanmak daha çok hoşumuza gidiyor. O zaman 45'in mantığını kullanayım. Peki özel açı mantığını kullanmak neydi? Mesela burası 30 derece ise ya buradan dik çiziyorduk böyle ya da buradan dik çiziyorduk. İki tane dik çizme mantığı var değil mi? E o zaman 45'i gören insan ne yapar? Ya buradan dik çizer ama saçma şeyler geliyor. Altı kökü nasıl böldüğümüzü bilmiyoruz. Ya da nereden çizeriz arkadaşlar? Şuradaki A köşesinden çizeriz. Buradan sadece burası geniş açılı olduğundan yükseklik buraya düşmüyor. Nereye düşüyor? Dışarıya doğru düşüyor. Şuradan dikimizi çizdik. E burada 45 90 sa burası da 45 mi oldu? Evet. Yani şurası da 6 45 45 90 üçgeninden şu uzunlukta 6 oldu. E sonra ne yapacağız? Neyi kullanmadıysak ona bakacağız. Hocam şunu kullanmadık. Bu bir ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgende bak bu yükseklik çizilmiş. Tabanı keş parçaya böler diyenlerin saçını başını yolarım. Niye? Tepe açısı burası mı? Dikkat et tepe açısı orası değil ki. Hocam bu çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölmez. Tepe açısı burası. Buradan çizilen yükseklik tabanı keş parçaya bölerdi. Ama taban olmadığı için burada tabana ait yükseklik çizmiyoruz. Ki bak burada iki tane yükseklik çizilmiş oldu. Bu da eşit kenarlara ait yükseklikler. Eşit kenarlara ait yükseklikler neydi? Birbirine eşitti. Yani burası 6 ise burası da 6 olmak zorunda. Bu 6 bir işime yaramadı. 2'ye bakacağım şimdi. Bu yükseklik ikiz kenarın tepe açısına kadar 2 ayırmışsa bu yükseklikte ikisi kenarının tepe açısına kadar 2'ye ayırmak zorunda. Çünkü yüksekler birbirine eşitti. Ayırdıkları parçalar da birbirine eşitti. Yani burası da 2 oldu. A Tamamı 6'ydı. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. Yani X4 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 14'ü. 4 bulduk. Geldik örnek 15'e. Güzel bir soru. Şimdi AB ile AC birbirine eşit verilmiş. Bak şu ve şu eşit. Sonra böyle bir şey verilmiş. Bunu kullanmayı bilmiyoruz. Verilen bilgiyi kullanmazsan olmaz kardeşim. Bunu nasıl kullanacağız? E karışık olan yerler burası. Ben buraya bir A diyeyim. Şuraya da bir B diyeyim. BH uzunluğuna A dedim. CD uzunluğuna B dedim. Sonra CH uzunluğu da neye eşit oldu? A artı B'ye eşit oldu. Eyvallah tamam. E şimdi burada ikizkenar üçgen hocam. Şuradan tabana ait yükseklik çizsek mi acaba? Evet. İkiz kenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. Ama burada taban var mı? Yok. Tabanla ilgili bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman sil kardeşim. İkiz kenar üçgende eğer eşit kenara ait bir yükseklik çizilmişse ve şekilde dengesizlik varsa mutlaka ve mutlaka diğer kenara ait de yüksekliği yani eşit kenara ait de yüksekliği sen çiz. Yüksekler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Yani şu yükseklik A artı B ise burası da A artı B'dir. Ve yüksekler birbirine eşit. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşitti. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer bu. Bu yüksekliğin tepe açısına kadar ayırdığı yer bu. Bu yüksekliğin taban açısına kadar ayırdığı yer A ise bu yüksekliğin de taban açısına kadar ayırdığı yer A. Şimdi takıldık kaldık. Takıldığımız an soruya bakıyoruz. Alfa. Hocam alfa. E sen burada da bir dik çizdin. E alfaya bakınca hop şuradaki üçgen. Aklına gelmez mi? Gelir değil mi? E, beynin bak şurada da bir hamle yapmışsın ya beynin seni buraya yönlendirdi. Hocam buradaki üçgen. E buradaki üçgende bak şurası A artı B. Ana burası da A artı B. Yani ne oldu orada? İkiz kenar oldu. A artı B A artı B olduğundan dolayı ikiz kenar. İkiz kenar dik üçgenin açıları da kaçar derecedir? 45'er derecedir. Ve böylelikle alfayı kaç derece bulduk? 45 derece bulduk dostum. Evet örnek 15. 45 oldu. Geldik örnek 16'ya. Ne diyor? Şimdi 50 var. Burada açı orta çizilmiş. Bir de şuradaki açılar 10-10 diye verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş. Ebenin uzunluğunu da 12 olarak vermiş. Hmm. A, X. E burada açılar verilmiş. Açıları bir yazayım ben. Hadi bakalım. Hocam 50, 90 sa burası nedir? 40. Hocam 2 iç açı, bir dış açı. Burası 30 yapar. E bu 30'un mantığını kullanabilir miyiz? Şuradan dik çizsem olmaz. Buradan dik çizsem 30, 60, 90 üçgeni bir içme yarıyor mu? 30'un karşısını buluruz böylelikle. Vallahi yaramıyor gibi değil mi arkadaşlar? Yaramıyor. Sildik. E başka? Hocam burada da iki iç açı, bir dış açı. Burası da ne oldu? 20 oldu. E. a 10, 10. 20. Şu açı 20. Bu açı da 20. Bak burada ne çıktı? Hocam şu kenar ile şu kenar birbirine eşit oldu. Çok güzel. Şuradaki 30'un mantığını da kullanamadık ya. Özel eş mantığını kullanmayacağım. Demek ki ben ikiz kenarlığı kullanacağım. Hocam ikiz kenarda açı ortay çizilmiş. Kollar oranı tabanlar oranı. Bir sonraki ders göreceğiz. Hatta bir sonraki hafta diyelim buna. E burada ne kollar ne tabanlar var. Açı ortaylığı kullanamıyorum. O zaman ne yapacağız? İkiz kenarlığı yine bir düşünelim şöyle bir. Hocam ikiz kenar üçgende burada bir şey yapılmış. Bir açı ortay çizilmiş. Eşit kenara ait açı ortay çizilmiş. Bak dikkat et. O zaman ne diyorduk? İkiz kenar üçgende. Eşit kenarlara ait açı ortaylar birbirine eşit değil miydi? Evet. Biraz önce söylediğim. Eğer ikiz kenar üçgende bir tabi eşit kenara ait yükseklik çizilmişse ve şekilde dengesizlik varsa diğer eşit kenara ait yüksekliği de sen çiz demiştim. Aynı şey açı ortay içinde aynı şey kenar orta içinde geçerli. E o zaman burada ikiz kenar üçgen ya hocam bu. Buradan bir açı ortay çizilmiş ve 12'yi kullanamıyorum. O zaman diğer açı ortayı da ben çizeyim şöyle. Diğer açı ortayı çizdiğim zaman da hocam burası 10 burası da 10 oldu değil mi? Ve çizilen açı ortaylar birbirine eşittir. Yani burası da kaç yapar? 12 yapar. Şimdi x'e bakacağım 12'yi buldum. E, bak beynim buraya yönlendi. E hocam bu üçgene bakacağım demek ki ben. Burası 12 x benden isteniyor. E şu üçgen bak şurada kaç? 60 derece 60 90 bak burada kaçı da 30 derece. He. 30 60 90 üçgen çıktı 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısında kaç çıkar? 6 çıkar yani böylelikle x'i 6 bulduk arkadaşlar. Ya ince bir soru. Evet sizin için zor bir soru. Bu özelliği böyle çizildiği zaman belki fark edebilirsiniz ama çizilmediği zaman zorlanabilirsiniz. Ama bunların da bu şekilde yapılabildiğini bilelim arkadaşlar. Ben göstermek zorundayım. Belki AYT kısmında böyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Bilemiyoruz. O yüzden göstermek zorundayız. Evet, diğerlim örnek 17'ye. Örnek 17'de ne var? A, K, K, B, A, L, L C. Şunlar, 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 şunlar eşit verilmiş. Yani çaktırmadan şu AB ile A, C birbirine eşit mi verilmiş? Evet. Sonra C, D ile B, ile birbirine eşit verilmiş. Bak alakasız yerde bir eşitlik var. CD ile BL. Yani şu parçayla, şu parçayla, şu parçayla, şu parça eşit verilmiş. Hmm. İkiz kenar üçgenin bir kenar ortayla alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Evet. Bir kenar ortayla. Ya ama eşit kenara ait kenar ortayla alakasız yerde bir eşitlik verilmişse... Ne yapacağız? Diğer kenar ortayı da biz çizelim arkadaşlar. Eşit kenara ait kenar ortay tam buraya denk gelmek zorunda. E hocam bu kenar ortaylar birbirine eşit değil miydi? Evet şöyle göstereyim. Yani şu parçada şu parça eşit. A, iki kenar çıktı burada. E hocam burası 10'sa o zaman burası da 10 mudur? Aynen öyle. İki açı gördüm dayanamam. Hocam şuradaki üçgende iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani burası kaç yaptı? 20 yaptı. Dur. Şimdi soru BAC açısı isteniyor bizden. 35'i kullanmadık. Hocam ikiz kenarda çizilen kenar ortaylar. Eşit kenarlara ait kenar ortaylar birbirine eşitti. Ve kendi çapında ayırdıkları yerler birbirine eşitti. Mesela bunlar birbirine eşit. Şu parçayla şu parça birbirine eşitti. E 35 ise burası da 35 mi oldu o zaman? Evet. A bu açı kaç yaptı? 55. O zaman bu açı da 55. Şuraya da alfa dersem. Alfa artı 55 artı 55'in kaç olması lazım? 180 olması lazım. Şu ikisinin toplamı 110. Alfa da 180 eksi 110'dan 70 derece çıkar. Yani örnek 17 böylelikle 70 oldu. Geldik örnek 5'e. Evet gençler örnek 5 derken özellik 5'e geldik. Şimdi ikiz kenar üçgende ikiz kenarın tabanında bir nokta alınmışsa eğer tabanlar alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşittir. Ama tepe açısından çizilen yüksekliğe değil. Bakın bundan sonra özelliklerin hepsi kola ait yükseklikle alakalı oluyor. Buna da dikkat et. Yani burada tabandan bir nokta aldım. Kollara dikmeler çizdim. Bu dikmeler toplamı ya HB'ye eşittir. Çünkü eşit kenarlara ait yüksekler birbirine eşit ya. Ya da HC'ye eşittir. İster bu AC'ye ait yüksekliği çiz. ister AB'ye ait yüksekliği çiz. Bu ikisinin toplamı da ona eşit olur. Hocam nereden geliyor diye soracak olursanız. Hızlı bir şekilde daha görmedik ama alandan geliyor. Alandan göstereyim sana. Şimdi buraya AA diyecek olursam. Bu üçgenin alanı nedir? A çarpı X bölü 2. A çarpı X bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı nedir? A çarpı Y bölü 2. E arkadaşlar bu üçgenin alanı aynı zamanda şu yükseklik çizince A çarpı H bölü 2 değil mi? Evet. A çarpı H bölü 2. E bölü 2'ler gitti. A, A parçalarını alınca A'lar da gitti. X artı Y neye eşit oldu? H'ye eşit oldu. Gerçekten de şu yükseklik X artı Y'ye mi eşit oldu? Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ispatını da güzel bir şekilde yaptık. Yani burada tabanda bir nokta alıp da eğer kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamı... Nereye eşitmiş kardeşim? Şu yüksekliğe eşitmiş. Ya HB'ye ya da HC'ye. Bu da ne oluyormuş arkadaşım? X artı Y oluyormuş. Peki örnek 18'e bakalım. 15, 90, 75 var hocam. E 15, 75, 90'da ben bu haşa 4 taşı biliyorum ama hipotenüs yok. Ya genelde böyle hipotenüs olan sorularda ya da alan sorularında karşımıza çıkıyor bu. E o zaman bu 15, 75, 90'ı ben burada kullanamayacağım. Ama ne verilmiş burada? ABC ikizkenar üçgen denmiş. AB ile de AC'yi 14 vermiş. O zaman ben bu AB ile AC'nin eşitliğini kullanacağım. Hocam 14 14. E bu ikiz kenar olduğundan 75 ise buradaki açı da 75 değil midir? Yani açı verilmişse sen açıya yoğunlaş ilk etapta. Bak ikiz kenar 75. Burası da 75. E o zaman burası da ne oldu? 30 oldu. Şimdi geldik şuraya. İkiz kenarda tabandan bir nokta alınmış. Kolları dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı neye eşitti? Hocam bir yüksekliğe eşitti ama eşit kenara ait yüksekliğe eşitti. Yani burası x artı 3 mü olmak zorunda? Evet. E sonra ne yapacağız? Bak 30 var. Bulduğum bilgiyi kullan. Burada ne çıktı dostum? Hocam 30 60 90 üçgeni çıktı. E 30 60 90 üçgen çıktıysa kullan kardeşim bunu. Şu üçgende 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısının kaç olması lazım? 7 olması lazım. Yani x artı 3 eşittir 7 ise x de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. Örnek 18'i 4 bulduk. Geldik örnek 19'a. ABC ikizkenar üçgen. Eyvallah. Şimdi AB ile AC'yi 10 vermiş. Bak şurası 10, şurası da 10. Tamam. Sonra BAC büyük 90 demiş. Dur. Şimdi soruyu sen çözer misin? Lütfen ama lütfen ilk etapta soruyu sen çöz. Ondan sonra da gel birlikte çözüme bakalım. Ama ne olursa olsun çözüme birlikte bakalım arkadaşlar. Çünkü burada sizin düşünmediğiniz bir şeyden bahsedebilirim. O yüzden sen çöz, 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 çöz. Hadi bakalım ben de çözeyim çözüme başlayayım daha doğrusu. Şimdi gençler ikiz kenarlığı verdik. 3 var 5 var adam bir de burayı genişlemiş. Şu geniş. Hmm. Ya bu geniş demiş de bu genişliği böyle kenara itemezsin. Kenara itemezsin tamam mı? Hadi kenara ittik diyelim. Yapan arkadaşlarınız şu şekilde yaptı bence. Hocam ikiz kenar var. Tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Ben hemen ne yaparım? Şurada eşit kenara ait. Ya bu ona ait ya da buradaki ona ait şöyle de bir yükseklik çizebilirim. Şöyle de bir yükseklik çizebilirim dersiniz. Doğru haklısınız. Çiziyorum şöyle. Çizdikten sonra ne geldi? Hocam bu ikisinin toplamı hocam buraya eşittir. 8'dir burası. 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Tamamı 10'du. Buraya 4 kaldı. Ve burada Pisagor bantından 4 8 ise cevabı 4 kök 5 bulanlar yanlış. Niye? Sana verilen bir bilgiyi kullanmadıysan %99.9 bile demiyorum. %100 cevap yanlış kardeşim. Neyi kullanmadın? BAC'nin geniş olması. O zaman şöyle adımları geri alayım ben. Şunları sileyim kardeşim. Şimdi ben burada genişi kullanacağım. Tamam ikiz kenarda tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. Ama şuradan çizilen yükseklik hop buraya düşmez. Çünkü geniş açılı bir üçgen bu. Geniş açılı üçgende yükseklik nereye düşer? bu içeri düşmez. Zaten buraya düşmüş olsa hocam 90 buraya çizdik ya burası 90'dan büyük ya atıyorum 91 bile olsa 90 91 daha 181 buraya eksi 1 kalıyor arkadaşlar değil mi? Yani orada bir saçmalık oluştu değil mi? Yani çizdiğin yükseklik senin şurada buraya değil de burada uzantısına yani dış açısına gelecek. Yani tam olarak dışarıya düşüyor. Yine burada da dışarıya da düşse şu dikmeler toplamı yani 3 artı 5 burası yapacaktır arkadaşım. Yani burası 8 yaptı. E şurada ne var? Şurada bir Pisagor bağıntısı var. Ne üçgeni burası? Hocam burası 8 10 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı. E bizden şu x isteniyor. X'e ait de büyük üçgende bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. 8 burası. Burası da 16. 8 16 ise burası 8 kök 5 mi çıktı? Evet öyle oldu. Biraz önce cevabını bulduk yanlış yaparak. 4 kök 5 bulduk. Ama şimdi ne çıktı? 8 kök 5 çıktı. Yani şu bilgiyi de sen kullanmak zorundasın kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Geldik 6. özelliğe. Yalnız bunu özellik olarak bilmeni istemiyorum kardeşim. Şimdi tamam ikiz kenarda tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı şeye eşitti. Bir yüksekliğe eşitti. Tamam burada da şunu diyeceğiz. Ee, bunu bilin. Bu ayrı bir konu. Aa, burada bu paraleller toplamı da bir kenar eşittir. Tamam özellik olarak bilmek isteyen arkadaşlar. Dikmeler toplamı bir yüksekliğe Paraleller toplamı da bir kenara eşittir. Bunu bu şekilde kodlayabilirsin. Eyvallah. Ama burada ben sana bunun ispatını yapacağım. İspat yöntemi basit olduğu için çözümlerde de ispat yöntemi daha kolay oluyor. Hatta bazı sorularda ki bundan sonraki soruda bu özelliği bilince soruyu yapamıyorsun. Ama ispat yöntemini bilince sorunun çözümüne ulaşıyorsun. Evet burada tabandan bir nokta alıp kollara paraleller çizilince ne oluyormuş? Bu paraleller toplamı bir kenara eşitmiş. İspatlayalım. Şimdi ikizkenar kenar üçgense Valla hiçbir şey yapamıyorsam uzunlukla ilgili ne yapıyorduk? Açılara dalıyorduk değil mi? Şu açıyla şu açı birbirine eşit mi? Eşit. Hocam bunları paralel vermiş. Boşu boşuna vermedi. Noktaysa o zaman burası nokta. Hocam bununla da bunu paralel vermiş. Noktaysa burası da nokta. Hatta şunlar birbirine paralel ya. Şununla şu bununla bu. Şu içeride ne çıktı? Bir paralel kenar çıktı. Paralel kenarı biliyoruz. Karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen. Ta 8. sınıftan biliyoruz. E hocam. X ise karşı tarafta X'tir y ise karşı tarafta y'dir. Bunu yazdık. A burada da bir ikizkenarlık var. Hocam nokta nokta y ise burası da y'dir. Burada da ikizkenarlık var. Nokta nokta x ise burası da x'tir. Gerçekten de bir kenar x artı y mi oldu arkadaşlar? Evet. Paraleller toplamı bir kenara eşit oldu. Bence bunu ispat yöntemiyle yap. İspat yöntemini bil. ispat yöntemiyle soruları daha rahat bir şekilde yaparsın. Tamam mı? Hadi bakalım şu soruya. Örnek 20'ye. İkizkenar üçgen biçimindeki bir karton şekildeki gibi D noktasından kesime başlanarak kırmızı çizgi boyunca kesiliyor. Soruyu iyi oku, dikkatli oku. Kesim işleminden sonra kağıt tabanları BC üzerinde olan 3 tane ikizkenar üçgen bak dikkat et. Tabanları BC üzerinde olan 3 tane ikizkenar üçgenmiş. Yani o zaman bu cümle sana bunu hatırlatıyor. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. 3 tane ikizkenar üçgen oluşmuş çünkü. Tamam mı? 3 tane ikizkenar üçgen ve bir altıgen parçaya ayrılıyor. Evet, 1 2 3 tane ikizkenar üçgen bir de bak bu da altıgen parça. 1 2 3 4 5 6 olduğundan dolayı. Hatta şöyle göstereyim sana. 1 2 3 4 5 6 altıgen. Tamam. AB ile AC birbirine eşitmiş. Şu eşitlikleri kullanacağım. Kullanayım. Şöyle eşitlikleri kullandım. Bir de AB ile EF birbirine paralel. Hocam AB ile EF birbirine paralel. Şu paralelliği de ben soruda kullanacağım büyük ihtimalle. Tamam. Şimdi bir şey yapamıyoruz. X kenarlıklarla alakalı. O zaman ne yapıyorduk? Açılara dalmak da bizim için önemliydi. X kenarda böyle uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsan açıyla ilgili bir şey vardır büyük ihtimalle. Ekstra bir bilgi falan da verilmişse. Bunu daha öncesinde de söylemiştik bir önceki videoda da. Tamam. Hocam bu X kenar üçgen olduğundan burası da nokta açısı yaptı. Bu X kenar olduğundan burası da nokta açısı yaptı. E hocam şu paralellik boşu boşuna mı verildi? Hayır. Hocam paralellik olduğundan yöndeş Noktaysa nokta oldu. X kenar olduğundan burası da nokta oldu mu? Oldu. Eyvallah. Tamam şimdi ne yapacağız? Makas toplamda 7 santimetre kesim yaptığına göre. Bak şimdi makas kesti. Şu kırmızı çizgiyle kesti. 7 cm'ymiş. Şuraya A dersem burası da A. Buraya B dersem burası da B. Buraya C dersem burası da C mi? Evet. Yani burada A artı B artı B artı C. Yani ne verilmiş bize? A artı 2B artı C'yi kaç vermiş? 7 vermiş kesimden sonra oluşan altıgenin çevresi. İşte bunun çevresi isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi ne yapacağız? Vallahi arkadaşlar tamam şunları falan yazdık da şu paralelleri bizim kullanmamız lazım değil mi? E hocam hani paraleller toplamı işte bak kuralı da kullanamıyoruz burada mesela değil mi? Evet e ne yapacağız? E şununla şu paralel verilmişse ta doğruda açılardan beri biliyorsun. Paralellik verilmişse ve şu an bir şey yapmam gerekiyor. Verilen bilgiyi ben şu an kullanamıyorum dediysen eğer ne yapacaksın? Doğru açılardan beri biz şunu biliyoruz. Paralel doğruları uzatmıyor muyuz kardeşim? Değil mi? Ya uzatıyoruz. E o zaman şunu şöyle uzatacak olursak. Şu paraleli uzattık. Uzatınca hocam bak noktaya nokta olduğundan şununla da şu paralel mi? Evet. Şurada bir paralel kenar çıktı. C ise C. Bak yukarıdaki ispat yöntemini kullanıyoruz neredeyse. B ise burası da B mi? Evet. Hocam şurada da bir paralel kenar çıktı. Çünkü bununla bu paralel. Çünkü noktaya nokta olduğundan. Şununla da şu paralel. Bu da bir büyük paralel kenar oldu. A ise yukarısı da A'dır. B artı C ise burası da B artı C'dir. Yani bir kenara A artı B artı C yaptı farkındaysan. Şimdi benden ne isteniyor? Altıgenin çevresi. Hocam şurayı B artı C bulduk. Burayı A artı B bulduk. Şu kenar bak. Sonra şurası C, burası B, burası B, burası da A. Hadi bakalım şu altıgenin çevresini yazalım şimdi. Çevre ne yapıyor? Hocam A'dan kaç tane var? 2 tane var çevrede. 2A artı B'den 1, 2, 3, 4 tane var. 4B artı C'den kaç tane var? 2 tane var. 2C isteniyor bizden. 2 parantezin alırsak A artı 2B artı C oldu burası. A yukarıda bize 7 vermişti zaten bunu. A artı 2B artı C'yi. Bunun yerine de 7 yazarsam ve cevap ne yapar o zaman? Altıgen parçanın çevresi 14 yapar. Güzel bir soru. Normal sen kuralı bilseydin bu soruyu yapar mıydın? Bence yapamazdın. Ama ispat yöntemini bildiğin için ispat yönteminde de içerisinde kullandık. İspat yöntemiyle soru çıktı. Ama ben bu kuralı bilmeyin dedim ama şunu bilin. bunun ispat yöntemi biraz kullanmak zor. Ki zaten çoğunlukla hep böyle yapacağım. İspatı kolay olanlarda bense ispatı e, kolay olanlarda ispat yöntemini bilin. Kuralı bilmeyin diyeceğim. Daha net bir şekilde yani sen ispatı böyle kuralı bildiğin zaman tek bir soru tipi yapabiliyorsun ama ispat yöntemini bildiğin zaman onlarca soruya bunu uygulayabiliyorsun. O yüzden bu teknik bence çok önemli. Mesela buradaki ispat yöntemi zor. E, o yüzden burada kuralı bilin diye söyledim arkadaşlar. Evet gençler cevap 20'de. Örnek 20'nin cevabı 14 çıktı. Ve eşkenar üçgene geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. O da bu haftanın içerisinde. Yani dördüncü haftada değil mi? Dördüncü haftanın üçüncü videosunda eşkenar üçgende görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.